Songül. Merhaba bebeğim. Ben Soner. Güçlü. Ya olmaz böyle. Ay çok heyecanlanıyorum ya. Kurban olayım, yardım et ne olursun. Hadi bismillah. Acaba ne zaman duyacaksınız? Çok merak ediyorum. Baktım anneciğim. Allah Allah. Anne, Soner Bey arıyor. Bakayım mı, emin misin ya? Ne oluyor, kaş göz yapıyorsun? Ver şu telefonu. Tamam anneciğim. Ne oluyor? Aa! Dönün önünüze. Maskaralar. Buyurun Soner Bey. Songül Hanım merhaba. Ben Soner efendim. Efendim eğer bunun uygunsanız, hani bahçeye bakacaktık, keşfedecektik ya. Bir keşfedelim diyorum. Ya Soner Bey mümkün değil. O kadar yoğun çalışıyorum ki bir sürü iş birikti elimde. Ama siz eğer sadece bugün müsaitseniz, tamam elimden geleni yapacağım. Harikasın. Yani pardon, özür dilerim, harika bir haber. Efendim ben şimdi konumu demliyorum, çayı da size gönderiyorum. Yani şeyi demliyorum, size de konum gönderiyorum. Bekliyorum efendim. Tamam. Teşekkür. Anne? Ne oldu? Sizin işiniz bitti herhalde ki bana sarıyorsunuz. Ha? Canı sıkılanlara gayet iyi iş bulabilirim. O aldığımız gübreleri birer kiloluk şeylere koyun, poşetlere koyun. Hadi. Annelerin birinci görevi işsiz kalan çocuklara iş yaratmak. Hadi. Çünkü siz boşa çıktığınız zaman bir yerlere sarıyorsunuz. Ah, Songül Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun, lütfen buyurun. Ay yok, içeri girmeyeyim ben. Bahçeye bakayım gideyim be, çünkü bekliyorlar çiçekçide beni. Çay demlemiştim ama. Ama onu artık tek başınıza içersiniz. Bekliyorlar gerçekten. Peki, buyurun bu taraftan. Lütfen. Burası. Böyle buyurun. Aa, burada bir gizli bahçe var. Evet efendim, sözünü ettiğim bahçe burası. Biraz bakımsız ama sizin sihirli elleriniz deyince gerçekten bir cennet olacak. Ayol Soner Bey, siz dalga geçiyorsunuz herhalde benimle. Ayol müthiş, bayıldım. Çok şanslısınız gerçekten. Eşim efendim, bu çiçeklerin hepsini tek tek elleriyle dikmişti. Ya. Toprağı çok severdi, şimdi de toprakla iç içe. Yani vefat mı etti? Vefat etti. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Çok uzun zaman oldu. Sonrasında da ben bahçeyle pek ilgilenemedim. İşte bu hale aldı. Bak canım, gerçekten bu ilgisiz hali ise harika. Peki çocuklarınız? Torununuzun fotoğrafını göstermişsiniz. Çocuklarınız yok mu? Hem annelik hem babalık yaptığım bir kızım var. Ama şimdi yurt dışında eşi ve çocuğuyla birlikte yaşıyor. Tek tabancayım yani burada. Ben de çocuk özlemimi okuldaki öğrencilerimle gideriyorum. Evet. Emekli olunca da sizin ektiğiniz bu çiçeklerle paylaşacağım yalnızlığı. Olsun canım, belki bakarsınız hayatınıza biri girer, biri eşlik eder. Songül Hanım, müsait olduğunuzda benimle bir çay içer misiniz? Yani içemem de... çocuklarla biraz kafam meşgul. Hep onları düşünüyorum. Biraz kritik bir şeyler yaşıyorlar. İçemeyeceğim. Beklerim Songül Hanım. Siz müsait olana kadar beklerim. Burası da sizin mi? Bahçeye dahil herhalde. Evet. Çok güzel. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali,
karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetim.